Adana'dan herkese mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli futbol severler. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. hafta heyecanında sizlerle birlikteyiz. Adana Muharrem Ergül Ergün Stadyumunda Adana İdman Yurdu ve Beylerbeyi futbol takımı karşı karşıya gelecek. Bu müthiş heyecan Beylerbeyi YouTube kanalından sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. ...23. haftanın bu müthiş heyecanında Beylerbeyi YouTube kanalında canlı yayında sizlerle birlikte izleyen izleyenler, takımların sahaya gelmesini bekliyoruz. Elimde her iki takıma ait 11'ler var. Hemen 11'leri sizlere aktarmak istiyorum değerli futbol severler. Ara İdman Yurdu 1 Arama Tudiakite, 16 Ojo, 4 Grace, 13 Reyne, 11 Eylem, 21 Oladite, 17 Kumrunas, 9 Büşra, 7 Arzu Sümeyra, 37 Aleyna, 24 Tülün Balur 11 ile sahada yer alacak. Adana İdman Yurdu takımı işte 11'ler ekranınıza geliyor değerli futbol severler. Hemen Beylerbeyi'nin de 11'ini sizlere aktarmış olalım. Beylerbeyi 19 Fatma Şahin, 41 Sümeyra Kıvanç, 5 Çiğdem Belçi, 14 Darya Kravets, 21 Berivan İçen, 25 Karina, 18 Natalya Andrea, 99 Derya Arhan, 16 Canan Çetin, 98 Holly Tyler O'Neill, 29 Jalan Maşimova 11 ile sahada yer alacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı şu anda takımların soyunma koridorlarından yeşil zemine çıkmasını bekliyoruz değerli izleyenler. Beylerbeyi kadın futbol takımının maçlarını anlatan kıymetli spikerimiz Emre Tilev. Birazdan o da canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Mikrofonu kendisine devretmiş olacağız. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin hemen puan durumunu sizlere aktaralım değerli izleyenler. Birinci sırada Galatasaray var. İkinci sırada Fenerbahçe yer alıyor. Galatasaray'ın puanı 53. Fenerbahçe ikinci sırada puanı 51. Üçüncü sırada Ankara Büyükşehir Belediyesi Formgeç yer alıyor. 45 puana sahip. Dördüncü sırada Beylerbeyi Spor Kulübü var. 44 puanla Beylerbeyi ligin zirvesinde ateş hattında müthiş karşılaşmalar oynuyor. Özellikle geçtiğimiz yıl namağlup şampiyon bitirdikten sonra ikinci ligi, bu yıl Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde adeta bir peri masalı yaşıyor. Beylerbeyi kadın futbol takımı bugün de zirvenin ortağı olarak üst sıralara daha da yaklaşmak istiyor Beylerbeyi kadın futbol takımı. 11'leri sizlere aktarmıştık değerli izleyenler. İşte şu anda Beylerbeyi kadın futbol takımının futbolcuları yeşil zemine ayak bastı. Teknik heyet şu anda futbolcularla birlikte motivasyon içerisindeler, birliktelik içerisindeler. Kıymetli spikerimiz Emre Tilev, sevgili Emre Tilev birazdan mikrofonda olacak. Takımlar yeşil zeminde bu müthiş karşılaşmanın, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. hafta heyecanı Adana'da Muharrem Ergül Ergün Stadyumunda sizlerle birlikte Beylerbeyi YouTube hesabında bu müthiş karşılaşmada sizlerle birlikteyiz değerli izleyenler. Mücadeleyi Hasan Uyduran yönetecek. Yardımcılıklarını Zülfikar Tutak ve Ali Rıza Güçlü yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Mehmet Şişman değerli futbol severler. Şu anda seremoni için hazırlıklar yapılıyor. Görüntüde Adana İdman Yurdu takımının futbolcuları var. Ve işte Beylerbeyi kadın futbol takımının
bu müthiş peri masalını yazan futbolcuları görüntüde sizlerle birlikte değerli futbol severler. Beylerbeyi kadın futbol takımı bu yıl oynadığı 22 karşılaşmadan 13 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu mücadelelerde 44 gol kaydedip kalesinde 13 gol gördü ve artı 31 averaja sahip Beylerbeyi kadın futbol takımı 44 puanla mücadele saat 12'de başlayacak değerli futbol severler. Adana'da güzel bir hava var. Bu güzel havada Beylerbeyi kadın futbol takımı Adana deplasmanında galibiyet peşinde. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta oynanan Beylerbeyi Ataşehir Belediyespor karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Sürpriz bir sonuç. O mücadelede Beylerbeyi kadın futbol takımı ligin alt sıralarında yer alan Ataşehir Belediyespor ile berabere kalmıştı. O mücadelede ligin alt sıralarında yer alan Ataşehir Belediyespor karşısında kaybedilen puan bu hafta telafi edilmeye çalışılacak. Mücadelenin başlamasına artık çok az bir zaman kaldı değerli futbol severler. Şu anda her iki takım kaptanı birbirlerine başarılar diliyor. Görüntüde mücadelenin hakemleri var değerli futbol severler. Birazdan mikrofonlarımızı sevgili Emre Tilebe bırakacağız değerli futbol severler. Yayınlayız. Ver abi. Mutlu günler diliyoruz hepinize. Kadınlar Süper Lig heyecanında ve Adana Spor Beylerbeyi mücadelesinin heyecanında sizlerle beraberiz. Kadınlar Süper Lig'inde zorlu bir randevu, şampiyonluk yarışı içerisindeki Beylerbeyi Adana Spor'u konu oluyor. Mücadele işte bu ilk dokunuşla başlayacak. Her şey hazır. Adana'da harika bir sıcak, harika bir atmosfer ve Beylerbeyi takımımıza başarılar diliyoruz yürekten. Son kontroller. Maçın hakemi yardımcılarına baktı. Mutlu günler diliyoruz hepinize. Artık son düdük, ilk düdüğü bekliyoruz. Saatini kontrol etti. Hemen kadromuzu verelim. Fatma Kale'de Sümeyra, Çiğdem, Kravet, Berivan. Önlerinde Natalya. Derya, Karina bir çizgide. Şale diğer çizgide. Canan. İleride Holly düzeniyle sahada yerini alıyor. Arafası mükemmel. Offside bayrak kalkmadı. Ceza sahası içi. Hemen gole gidiyoruz. Gol pozisyonu dışarı. Canan nasıl kaçar Canan? Nasıl kaçar? Müthiş bir pozisyon. Canan'la gole çok yaklaştığımız bir an. Beylerbeyi çok hızlı başladı. Canan'la gole çok yaklaştı.
Beylerbeyimiz mükemmel başladı. Sümeyra karşıladı. Tekrar Sümeyra. İyi kontrol Sümeyra. Çelik bir duvar gibi. Kravets. Çiğdem, kaptan. Kravets. Hala şampiyonluk umutlarımız var Beylerbeyi'nin. Hala umutlarımız taze. Hala umutlarımız sıcak. Yeni transferimiz İşale de yer alıyor kadroda. Sol çizgide 1-4-3-3 düzeniyle sahada yerimizi alıyoruz. Natalya geriye döndü. Çiğdem. Kaptan yine derin nefesine bir kiken raş. İyi top. Savunma arkasına. Derya. Kumru bırakmıyor. Köşe vuruşu kullanacağız. Paslaşarak kullandık. Berivan. Kaleye doğru kaleci. İyi bir pozisyon. Ters kanattan geldi. Baktı ters kanattan vurdu. Kaleci de eridi top. Adana uyum kuramadı. Sümeyra. Canan yakındı. Derya. Derya bıraktı. Canan. Sert müdahale. Bir faul beklentisi var. Serbest vuruş ev sahibi takımın. Ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol. Top ağlara gitti. 4. dakika. 1-0 öne geçiyoruz. Bravo kızlar. Oley. Oley. Adana Spor karşısında gol olup yağacağımız bir gün ve Beylerbeyi'ni 1-0 öne geçiriyor. Holi'nin golü. Beylerbeyimiz Holi ile 1-0 önde. Yine pres, yine kaptık. Holi alamadı. Seken top. Orta alanda iyi pres. Çiğdem bravo. Çok güzel top. Solda boşluk var. Atarsa pas güzel. Offside yok. Ceza sahası. Gol pozisyonu olur mu? Bayrak taktı. Geç bir bayrak. Bir sıfır öne geçtik. Üçüncü dakika. Holi. Bedriye Merve, Özge Kongseval, Akila, Demet, Göksu, Madelin ve Sevgi diyerekler arasında. Emre Hoca kenarda direktifler veriyor. Sümeyra, Holi, golün ismi. Holi Canan'a iyi pas. Canan alır o topu. Adana bocalayan bir takım. Şu ana kadar istenen performansla ortaya koyamıyor oyun sistemini, oyun düzenini. Taç atışından gelen top. Top dışarıda. Gözler hakemde.
vuruşu bekledik ama hayır dedi. Karşılaşmanın hakemi kale vuruşunu işaret etti. BTS bir tek sen diye geçiyor. Bir tek sen Adana Spor 0, Beylerbeyimiz 1. Holi ile 3. dakikada golü bulduk. Fatma. İkili sıkıştırma, derinlemesine top, Fatma dikkatli. 23. hafta heyecanı. Arkadaşlar dikkatli arkadaşlar. Galatasaray ligde zirvede, 22 maç sonunda 53 puanla. Fenerbahçe 51 puanla 2. sırada yer alıyor. Takımımız maç eksiğiyle Pomget'in hemen ardından Beylerbeyimiz 4. sırada yer alıyor. 22 maç sonunda 44 puan topladık. Yarıştan kopmuş değil Beylerbeyimiz. Moral bozmamak lazım. Geçen hafta talihsiz bir beraberlik. Ama bu hafta belki de bir gol farkına gidebiliriz. Yine de mükemmel bir pas. 22 maç sonunda 44 puan topladık. Jale hareketlenmişti. Tamam. Orta şut karışımı kareye. Kolay bir top. Adana'da güzel bir hava, iyi bir atmosfer.
Değerli futbol severler, sesteki teknik problemlerden ötürü kıymetli spikerimiz Emre Tilev'den mikrofonu devralmış durumdayım. Ben Selim Gezer. Mikrofon başındayım. Beylerbeyi kadın futbol takımı 1-0'lık üstünlüğü var mücadelede. Fatma. Adana İdman yurdu ata. Ojo. Sağ tarafa doğru pasını aktardı. Orada bayrak havada offside. Endrek serbest vuruş kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı. Topun gerisinde Berivan var. Yerden oynamayı tercih etti Berivan. O bölgede Karina araya girdi. Savunma arkasına doğru, kanada doğru bir top. En geriye kalecisini oynuyor. Adana İdman yurdu ata. Natalya. Derya ile oynadı. Şık hareket. O bölgede Sümeyra. Topu ileriye doğru hareketlendirdi. Savunma arkasına doğru bir pas ancak. Offside bayrağı havada değerli futbol severler. Endrek serbest vuruş kullanacak. Adana İdman yurdu. Şu anda oyun durmuş vaziyette değerli futbol severler. Adana İdman yurdu Endrek serbest vuruş kullanacak. Bak hocam yanlış kaldırıyorsun sürekli. Bak sürekli yanlış kaldırıyorsun. Aa, hocam biz de biliyoruz aslında. Biz de bakıyoruz. Yanlış kaldırıyorsun diyorum. Endrek serbest vuruş hazırlığı var Adana İdman yurdunda. Grace kullandı. Top dışarıya çıkıyor. Taç atışı kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı. Sümeyra taç atışı hazırlığı içerisinde. Sümeyra kullandı. Karina topla buluşan isimdi. Geriye savunmaya oynuyor. Natalya. Savunma arkasına doğru bir pas. O bölgede hareketlenen Derya var. Derya Arhan rakibiyle mücadelesi. Clemens araya giren isim. Topu taça gönderiyor. Hemen taç atışını kullanmak istedik ancak. Sümeyra ilk anda topun kontrolünü sağlayamadı. Taç atışını Adana İdman yurdu kadın futbol takımı kullanacak. Değerli izleyenler, mücadelede 17. dakika oynanıyor. Beylerbeyi YouTube hesabında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. hafta heyecanında zirve yolunda Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Adana deplasmanında 1-0 üstün durumda. Aramoto Diakite kalesini terk etti ve aldı topu. Diakite eliyle oyunu kurdu şimdi. Savunmada İleriye doğru uzun bir pas. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Adana İdman yurdu. Savunma arkası düşüncesi yükseltik kazandı top. İleriye doğru bir pas. Kaleci Aramoto Diakite kalesini erken terk etti ve tehlikeyi önlüyor.
Natalya'nın pası, Natalya Martinez. Orada savunma arkası düşüncesi ancak. Mücadelenin hakemi şu anda oyun alanı içerisinde mevcut oynanan topu değiştirdi değerli futbol severler. Oyun yeniden hareketlenecek. Beylerbeyi kadın futbol takımı mücadelede 1-0 üstün durumda. Oyun yeniden hareketlendi. Kafalardan seken top ceza sahası içi. Kademede dikkatli olmamız lazım. Top taca çıkıyor. Taç atışı kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı. Natalya yerde kaldı bu pozisyonda. Hakem faulü tespit ediyor. Serbest vuruş kullanacağız. Kendi yarı sahamızdan. Çiğdem takım kaptanı şu anda arkadaşını ayağa kaldırmaya çalışıyor. Çiğdem kullanacak serbest vuruşu takım kaptanı Çiğdem Belci. Çiğdem henüz vuruş kullanmıştı. Şimdi ileriye doğru bir pasını aktardı. O bölgede kademede araya giren isim Reyna Clemens'ti. Adana İdman yurdunda Karina tek top. Natalya. Sağ tarafa doğru bir pas, savunma arkasına, önünde boş bir hareket alanı var. O bölgeyi şimdi kapatıyor Adana İdman yurdu. Canan içeriye doğru orta düşüncesi, sekti top. Canan geriye doğru çıkardı. Sümeyra. Kanada doğru açıldı top. O bölgede Berivan topu kontrol etmek istedi ancak offside bayrağı havada değerli futbol severler. Endirekt serbest vuruş kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı bu pozisyonda atak kurma elimindeyken mücadelenin hakemi Endirekt serbest vuruş işaret ediyor. Grace topu kalecisi Aramoto Diakite'ye bıraktı şimdi. Diakite indirekt serbest vuruşu kullandı. Ön bölgede Holly Tyler'ın baskısı vardı. Niye bu kadar gerilediniz? Çıklar ya Karino! Savunmadan ileriye doğru bir pas. Tek toplarla oyun kurmak istiyor Adana İdman yurdu. Araya girdik ve kazandık o bölgede. Sonrasında savunmada bu pas dışarıya gönderiliyor. Taç atışı kullanacak. Yurunas kullandı taç atışını Adana İzman yurdunda. Natalya. Çiğdem. Fatma. Savunmada pas hazırlıkları Beylerbeyi kadın futbol takımında. Natalya. Markasına pas düşüncesi. O bölgede araya giremedi. Aramoto Diakite. O bölgede baskısı var. Beylerbeyi kadın futbol takımının. Taç atışı kullanacak. Konuk ekip Beylerbeyi kadın futbol takımı. Sümeyra kullandı taç atışını. Şimdi Çiğdem. Darya Kravets. Ceza sahası için orta düşüncesi. Orta sekti top. Kaleci Diakite kalesini terk etti. Son anda araya giriyor. Adana İdman yurdu hata. Savunmaya yerleşti Beylerbeyi kadın futbol takımı. Yerden pas düşüncesi.
bu pasta başarıyor. Berivan. Gel Rübek, gel Rübek. Çık oradan, evet. Çiğdem. Sağ kanada doğru pasını aktardı şimdi. O bölgede Sümeyra hareketlendi. Sümeyra kendi gidiyor. Sümeyra rakibinin üzerine gitti ancak savunmada ayak koyuyor. Adana İdman Yurdu köşe vuruşu kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Berivan köşe vuruşunu kullanacak. Yerden oynamayı tercih etti. Derya. Berivan. Orta düşüncesi. Ceza sahası için orta. Kaleci Diakite. Hızlı çıkmaya çalışıyor Adana İdman Yurdu. Orada araya giriyoruz. Taç atışı kullanacak. Beylerbeyi. Berivan. Şimdi taç atışını kullandı. Natalya. İkini attı. Yerden pas düşüncesi. Savunma arkasına. Şut pozisyonu. Şut. Top dışarıda. Müthiş bir pozisyon. Derya çaprazda kaleyi düşündü. Yerden vuruşu. Top asfaltta uta çıkıyor. Derya ile ikinci gole çok yaklaşıyor Beylerbeyi kadın futbol takımı. Hocam şu kale arkasına kapatalım bari de sağ sola gitmiyor şu kaleci. Pozisyonun tekrar ekranlarınızda. İşte burada Derya'nın şutu. Topaz Park'ta uta çıkıyor. İkinci gole çok yaklaştı Beylerbeyi kadın futbol takımı. Savunmada geriye doğru oynuyor. Kalecisi Diakite'ye. Diakite. Tyler'ın baskısı vardı. Top Beylerbeyi'nde kaldı. Orada bir müdahale var. Hakem devam dedi bu pozisyonda. Çıkmaya çalışıyor Adana İdman Yurdu. Sol tarafa doğru bir pas. Taç atışı kullanacak konuk ekip. Holly Tyler Nail sağ tarafa doğru aktardı pasını şimdi. O bölgede çok iyi hareketlendi. Jalamashimova orta şansı. Fake'ini attı. Jalamashimova ceza sahası için şut pozisyonu yerden çıkarmayı tercih etti. O'Neill top dışarıda. Holly Tyler O'Neill. Jalamashimova sağ kanattan çok iyi hareketlendi. Yerden pası. Sonrasında şutu. Top asfaltta uta çıkıyor. Bir kez daha gole çok yaklaştı Beylerbeyi kadın futbol takımı. İşte pozisyonun tekrarı bir kez daha ekranlarınızda. Burada Jalamashimova ceza sahası içinde. Holly O'Neill'a çıkardı. Şutunda top dışarıya çıkıyor. Taç atışı kullanacak ev sahibi ekip. Mücadelede 27. dakika oynanıyor değerli futbol severler. 1-0'lık üstünlüğü var Beylerbeyi kadın futbol takımının. Kumrunaz Yılmaz taç atışını kullanacak Adana İdman Yurdu'nda. Kumrunaz Tülin'le oynamak istedi. Top dışarıda taç atışı kullanacak Beylerbeyi Sümeyra. De yerden pas Derya. Sol tarafa doğru. O'Neill'in boş koşusu vardı. Holly O'Neill ceza sahası için. Holly O'Neill kaleci kalesini terk etti. Boşta kaldı top. Derya yetişmeye çalışıyor. Düzeltiyorum. Jalamashimova ancak kaleci Diakite yerdeydi.
Hakem şu anda kaleci Diakite'nin yanında bu pozisyonda sakatlanıyor. Adana İdman Yurdu kalecisi şu anda sağlık heyetini oyun alanının içerisine davet ediyor mücadelenin orta hakemi. Holly O'Neill hızlı atakta kaleci Diakite ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk etti. Ceza sahasına yakın bir noktada ceza yayı ön çizgisinde yerde kaldı. Holly O'Neill ile çarpıştı. Şu anda oyuncunun tedavisi tamamlanıyor. İşte Beylerbeyi kadın futbol takımını 4. dakikada 1-0 öne geçiren gol. Burada Holly O'Neill kaleci Diakite'yi avlıyor. Skoru 1-0'a getiriyordu değerli futbol severler. Şu anda kaleci Diakite'nin tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden hareketlendi. Berivan. Anastasia. Sağ kanada doğru pasını aktardı şimdi. Jala Maşimova'nın koşusu var. Jala Maşimova yetişebilecek mi? Kaleci Diakite. Kalesini zamanında terk etti. Aramatu Diakite. Hakemin eli havada. Serbest vuruş kullanacak. Işıl Arzu. Adana İdman Yurdu kendi sahasından şimdi kullandı. Ceza yayı oyun çizgisine doğru kafayla uzaklaştırılan top. Derya tek top düşüncesi. Bir tek top daha ancak geçmedi bu top. Foul. Serbest vuruş kullanacak. Ev sahibi ekip Adana İdman Yurdu. Eylem açıl çizgiye doğru. Açıl çizgiye doğru. Top işte. Gülün Balur yerde kalan isimdi. Birazdan kıymetli spikerimiz Emre Tilevi yayın alacağız. Değerli futbol severler serbest vuruş kullanıldı. Savunma arkasına pas. Holly O'Neill hareketlendi. Diakite kalesini bir kez daha terk ediyor. Diakite. Sümeyra alta çatışını kullandı şimdi. Derya. Tülin geriye kalecisine. Tülin'e yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak. Ev sahibi ekip Adana İdman Yurdu. Kumrunaz Yılmaz da. Hakemin düdüğü oyunu durdurdu. Serbest vuruş kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı. Diakite. Çiğdem hareketlendi o bölgede. Top oynanan içerisinde tutmaya çalışıyor. Çiğdem. Ön tarafta baskısı var Adana İdman Yurdu'nun. Önce yapılan hareket faul. Şu anda bir sakatlık var Beylerbeyi kadın futbol takımında. Kendi sahasına serbest vuruş kullanacak değerli futbol severler. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Beylerbeyi kadın futbol takımının Çiğdem.
Savunmada pas yapıyor konuk ekip. Poli'nin boş koşusu vardı, onu tercih etmedi. Karina sağ tarafa doğru pasını aktardı. Şimdi o bölgede hareketlenen Sümeyra var. Sümeyra'nın koşusu ancak Diakite bir kez daha kalesini terk etti. Kaleciye baskı var Sümeyra'dan. Diakite adeta bugün stoper gibi oynuyor. Savunma arkasına yerden havadan gelen bütün toplarda kalesini terk etti. Derya yerden pası Holly O'Neill top onun önünden paralel bir şekilde kaleci Diakite'ye kadar geldi. Değerli futbol severler. Birazdan mikrofonu sevgili Emre Tilev'e bırakacağım. Yayındaki teknik aksaklıklardan dolayı yayını kurtarmak adına elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Beylerbeyi kadın futbol takımı şu anda 1-0 önde karşılaşmada ilk yarı oynanıyor. 34. dakika Beylerbeyi kadın futbol takımı Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. hafta heyecanında bu nefis karşılaşmada güzel bir Adana gününde, güzel bir havada 1-0'lık üstünlüğünü sürdürüyor. Sol taraftan atak kurma çabası içerisinde Beylerbeyi kadın futbol takımı kendi gidiyor. Ceza sahası içi. Top dışarıda. Değişiklik işareti var. Beylerbeyi kadın futbol takımında 16 numaralı formasıyla. Sevgi oyuna dahil olan isim Beylerbeyi kadın futbol takımında. Canan oyun alanının kenarına geldi. İlk yarıda erken bir değişiklik. Sevgi oyuna girer girmez köşe vuruşunu kullanmak için o bölgeye de hareketlendi. Değerli futbol severler. Sevgi kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahası için kalabalık. Sevgi öndüre doğru. Çiğdem araya girmek istedi. Top dışarıya çıkıyor. Kale vuruşu kullanacak. Adana İdman Yurdu. Kumrunaz. Sağlam Aşimova baskıya gitmişti. O bölgede yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak. Adana İdman Yurdu. Kumrunaz Yılmaz da. Işın Arzu. 29 açılıyorsun. Natalya. Fatma. Karina yaklaştı ona. Karina'dan tek top düşüncesi. Natalya sekti top. Natalya kazanma çabası içerisindeydi. Olmadı. Adana İdman Yurdu ata. Tülin Balur savunma arkası düşüncesi. Orada geçmedi top. Bir kez daha Tülin. Yerden pas. Orada savunmada yapılan hareket faul. Serbest vuruş kullanacak Adana İdman Yurdu. Şu anda Çiğdem Hasan Uyduran'la diyaloğu mücadelenin hakemine pozisyonu anlatmaya çalışıyor. Çiğdem serbest vuruş kullanacak. Adana İdman Yurdu. Tülin topu aldı. Tülin Balur. Beylerbeyi'nde iki kişilik bir baraj var. Bakalım o baraja dahil olacak kimler var?
Kaptan Çiğdem geldi. 3 kişiye çıktı baraj. Tülin serbest duruş hazırlığı içerisinde. Kaleci Fatma kalesine hadi dikkatli. Kaleyi tam cepheden gören bir mesafe. Tülin topun gerisinde. Mücadelede 38. dakika oynanıyor değerli futbol severler. Hasan Uyduran düdüğü. Tülin geldi. Tülin'in vuruşu. Kaleci Fatma için kolay bir top. Fatma eliyle oyunu kurdu şimdi. Yerden pası. Holly O'Neill hareketlendi. Geçmedi bu top. Offside. Endrek serbest vuruş kullanacak. Adana İdman Yurdu. Arzu açın. Arzu şu bitti. Arzu. Evet. Bir elinizi gösterin ya. Bir kendinizi gösterin ya. Komik değil. Kullanan Endrek serbest vuruşta. Top Beyler Reis'e olmasına kadar geldi. Savunmadan çıkmaya çalışıyor tanık ekip. Zalama Şimova. Karina. Natalya. Bir el oynama var. Hasan Uyduran. Mücadelenin hakemi. Şu anda Derya'nın itirazları var. Hasan Uyduran uzaklaşmasını istiyor Derya'nın. Şu anda Derya Hasan Uyduran'la birlikte pozisyon tartışıyordu. Uzaklaşmasını istedi artık Hasan Uyduran. Mücadelenin hakemi. Defansın arkasına doğru. Kumras kullanacak. Serbest duruşu. Kumras direkt olarak kaleye gönderdi. Fatma kalesinde dikkatli. Fatma tecrübesinin de yardımıyla bu topu kontrol etmekte zorlanmıyor. Hızla oyunu ileriye doğru hareketlendirdi. Degajmanını kullandı. Son arkasına pas. Holly O'Neill hareketlendi. Holly O'Neill offside yok. Sağ kanatta o bölgeyi kapattı. Adana İdman Yurdu. Yerden pası. Ceza sahası için uzaklaştırılan top. Taça çıkıyor. Taç atışı kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı. Kullanılan taç atışı. Zalama Şimova. Derya baskıya gitmişti. Karina araya giren isim Derya. Derya şut pozisyonu. Savunmadan seken top. Kaleci Diakite yetişmeye çalıştı o bölgede. Diakite oyun alanının içerisinde tutmayı başarıyor. İlk yarıda 41. dakika oynanıyor değerli futbol severler. 1-0'lık üstünlüğü var Beylerbeyi kadın futbol takımının. Holly O'Neill'ın kaydettiği golle. Çiğdem. Yüksek bir top. Kafalardan seken top. Şimdi Derya yere indirdi topu. Natalya. Sol tarafa doğru. Bu pasta başarı yok. Direkt olarak oyun alanının dışına doğru hareketlendi. Değerli futbol severler. Taç atışı kullanacak. Adana İdman Yurdu. Sevgi baskıya gitmişti. Taç atışını işaret ediyor Hasan Uyduran. Şimdi taç atışını kullandı Beylerbeyi kadın futbol takımı. Natalya. Sümeyra. Sümeyra. Yerden pası. Sümeyra'ya girmek istedi Sümeyra. Zalama Şimova, Holly O'Neill'in önüne indirdi. Zalama Şimova bir kez daha o bölgeye doğru hareketlendi. Zalama Şimova rakibiyle mücadelesi. Top dışarıda, kale vuruşu kullanacak Adana İdman Yurdu. Zalama Şimova'nın da itirazları vardı. Topun rakipten sektiğini ifade etmeye çalıştı yardımcı hakemi ancak karar kale vuruşu yönünde. Ya.
Sümeyra. Sol tarafa doğru pas. Cesa seçiyor. Şut pozisyonu. Şut. Top ağlarda gol. Sevgi Çınar skoru 2-0'a getiriyor. Beylerbeyi kadın futbol takımı. İlk yarı bitmeden skoru 2-0'a getiriyor. Adana deplasmanında Sevgi sonradan oyuna dahil oldu. Golünü attı, takımını 2-0 öne geçirdi. Sevgi'nin golü ekranlarınızda. Hemen yönetmenimizden tekrar bir isteyelim golün. Hadi beyler beni. İşte burada. Sevgi skoru 2-0'a getirdi değerli futbol severler. Beylerbeyi kadın futbol takımı adeta geçen haftanın acısını çıkarıyor diyebilirim. Ataşehir Belediyespor karşısındaki beraberliğin ardından bugün çok iyi bir takım var. Beylerbeyi adına. Adana idman yurdu. Atak kurma eğilimindeyken kaybetti topu. Sol tarafa doğru pasını aktardı şimdi. Diakite yine bir stoper gibi o bölgede kalesini terk etti. Baskısı var Beylerbeyi kadın futbol takımının. Savunmada çıkmaya çalışıyor. Adana idman yurdu. Sevgi skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıda Holly O'Neill'la 1-0 öne geçmişti Beylerbeyi kadın futbol takımı. Sevgi sonradan oyuna dahil olduğu karşılaşmada ilk yarıda skoru 2-0'a getirmeyi başarıyor Kumrunaz. Natalya. Natalya'nın pası savunma arkasına doğru, bayrak havada offside. Endirek serbest vuruş kullanacak Adana idman yurdu. İlk yarıda artık son anlar oynanıyor değerli futbol severler. İlk yarının sonuna 2 dakikalık ilave geliyor. Mücadelenin 4. hakeminden. Direkt serbest duruş kullanıldı. Fatma kalesinde dikkatli. Bu pozisyonda hata yapmıyor kaleci Fatma. Resim pası. Atak kurma eğiliminde Adana idman yurdu. O'Neill rakibiyle mücadelesi. Derya ayak koymak istedi. Hakem oyunu durduruyor. Serbest duruş kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı kendi sahasından serbest duruş hazırlığı içerisinde. Çiğdem şimdi kullandı. Sağ tarafa doğru. Sümeyra. Sümeyra'nın pası. Jalama Şimova. Bu topa yetişemiyor. Taç atışı kullanacak. Adana idman yurdu. Tek top düşüncesi. Top kanada açıldı. Çiğdem topun sahibi, geriye kalecisi Fatma'ya oynuyor. Fatma. Karina yaklaştı ona. Holly O'Neill. Çiğdem. Şimova tek. Sağ kanada doğru. O bölgede Sümeyra hareketlenmişti ancak. Düşünce güzel ancak pas çok hızlı. Diakite yine kalesini terk etti ve topu oyuna kazandırdı. İlk yarıda artık uzatmalarda son anlar. Beylerbeyi kadın futbol takımının 2-0'lık üstünlüğü var ilk yarıda. Ceza yayına doğru Holly O'Neill o bölgede araya girmek istedi. Jalama Şimova'nın koşusu var, baskıya gitti oraya. Jalama Şimova ayak koymayı başardı ancak top dışarıda. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor değerli futbol severler. Beylerbeyi kadın futbol takımı Adana deplasmanında bir tek sen Adana idman yurdu karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamlıyor. İkinci yarıda mikrofonda sevgili Emre Tilev olacak. İkinci yarıda Beylerbeyi'ne başarılar dileyelim. Mikrofonu sevgili Emre Tilev'e bırakalım.
Defendi. Defendi köşeye bana Kevin her golü bir yer tutturdu. Süper Lig Kadınlar Ligi'nin heyecanında ilk 45 dakikayı tamamladık. Görüntüye göksü yansıdı. Bir tek sayıdan spor beyler ve mücadelesinde beyler bir ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Holi ile 3. dakikada 1-0 öne geçmişti. İlk yarı biterken 44. dakikada skor 2-0 oldu sevgiyle ve ilk yarının skoru belirlendi. İkinci yarıda birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
böylelikle geri dönüş yapmaz, bir yansıma da olur, oluşturmaz. İkinci yarıda yeniden birlikte izlerle futbol severler. İkinci yarıya Adana İdman Yurdu başlıyor ilk yarıda. 2-0'lık üstünlüğü vardı. Beylerbeyi kadın futbol takımının Adana İdman Yurdu hata Fatma Kalesi'ni terk etti. Sakin bir şekilde topu arkadaşına aktardı. İdman Yurdu hata savunmada çıkmaya çalışıyor Beylerbeyi kadın futbol takımı. Yerden pas düşüncesi geçmedi. Diakite. Şimova yerde serbest vuruş kullanacak. Aleyna, Aleyna dön çabuk, dön çabuk. Serbest vuruş kullanıyor. Beylerbeyi kadın futbol takımı topun beraber, gerisinde. Beraber. Sümeyra var. Sümeyra yerden oynadı. Tek top. Sağ kanada doğru savunma arkasına. Orada kaleci Diakite'nin kontrolünde top. Zalama Şimova'nın da baskısı vardı. Diakite topun sahibi. Çık. Diakite degajmanını kullandı. Orta alanda seken top. Natalya. Sevgi. Ara pası düşüncesi geçmedi bu top. Derya orada bileğine bir darbe var. Yerde kaldı. Hakem serbest vuruş işaret ediyor. Savunma arkasına sol tarafa doğru pas. Ceza sahası içine doğru hareketleniyor. Berivan çaprazla karşı karşıya. Şut pozisyonu Berivan. Kaleci Diakite. Berivan müsait pozisyonda Diakite'ye geçemiyor. Berivan içen sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya. Aramoto Diakite, Adana İdman Yurdu kalecisi bu pozisyonda başarılı. Köşe vuruşu kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı. Işık, sen de Işık, beraber. Bilin orada kal, tamam. İşte pozisyonun tekrarı. Burada Berivan müsait pozisyonda. Topu alara gönderemiyor. Aramoto Diakite bu pozisyonda başarılı. Şunu kullandı şimdi ceza sahası için Aramoto Diakite ceza sahası içinde seken top boşta kaldı uzaklaştırıyor. Adana İdman Yurdu savunması hata devam edecek Beylerbeyi'nin. Top yükseklik kazandı. Cidem. Fatma. Natalya sol tarafta topla buluşan isim. Sevgi pas istedi. Holly O'Neill'ın baskısı. Holly O'Neill kendi giriyor. Sol tarafı kapattı. Ceza sahası için hareketlendi. Holly O'Neill bekledi. Yardan pasını çıkardı topu. Orada savunmada dikkatli Adana İdman Yurdu.
Sevgi. Hata sürüyor Beylerbeyi'nin. Şu pozisyonu. Kaleye doğru bir şut düşüncesi. Orada savunmada sekiyor top. Adana İzman yurdu hata. Tülin Balur. Top dışarıda. Kale vuruşu kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Orada Hollywood'un topu ilk anda kontrol edilmedi. Sonrasında bir top kaybı. Kaleci Fatma. Top dışarıda. Taç atışı kullanacak. Adana İzman yurdu. Ceza sahası içine çevrilen top. Kademede dikkatli. Beylerbeyi savunması. Grace. Düzeltti topu Grace. Şut açısı aradı. Sağ tarafa doğru bıraktı şimdi. Ceza sahası içine çekti topu. Kademede orada. Araya giriyor. Beylerbeyi savunması. Top dışarıda. Taç atışı kullanacak. Ev sahibi ekip Adana İdman Yurdu karşılaşmada 51. dakika oynanıyor. 2-0'lık üstünlüğü var Beylerbeyi kadın futbol takımının. Tek top. Sevgi. Sol tarafa doğru. Holly O'Neill. Holly O'Neill. Topu kazandı. Çizgide tutmayı başardı ancak. Adana İdman Yurdu savunması kademede dikkatli. Topu taça gönderiyor. Taç atışı kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı. Derya şimdi kullandı taç atışını. Taç atışı el değiştiriyor. Ojo taç atışını kullanan isim. Top bir kez daha dışarıda. Natalya araya giren isimdi. Bir kez daha taç atışı kullanacak ev sahibi ekip. Natalya ve Tülin mücadelesi. Tülin yerde. Top kapma mücadelesi. Beylerbeyi için hızlı atak şansı. Oladiti. Oladiti kendi gitmeye çalışıyor. Demet vardı karşısında. Ceza sahası içi. Sonrasında Beylerbeyi savunması topu uzaklaştırıyor. Zala Maşimova rakibe baskıya gitti. Hızlı atak şansı Beylerbeyi kadın futbol takımı için. Savunma arkasına doğru bir pas. Sevgi hareketli önde o bölgeye. Sevgi aşırtma düşüncesi top dışarıda. Sevgi. Hasan Hoca. Top bir anda onun önünde kaldı. Sevgi kaleci Diakite ile karşı karşıya kalacağı anda. Savunmada araya giriyor Adana İzman Yurdu. Beylerbeyi kadın futbol takımında oyuncu değişikliği. Robbins oyuna dahil olacak. 34 numaralı formasıyla şu anda o değişiklik yapıldı. Robbins oyuna dahil oldu değerli futbol severler. Evet,
Sağlardan seken top. Berivan yerden oynadı. Natalya. Çiğdem. Natalya. Robbins'in koşusu vardı. Robbins top oynanan içerisinde. Robbins ceza sahası içine girdi. Yerde kaldı. Hasan Uyduran hemen o bölgeye doğru hareketlendi. Sarı kart. Ojo sarı kartı gören isim. Robbins yerde kaldı. Ojo'nun müdahalesi vardı o bölgede. Serbest duruşu işaret ediyor. Hasan Uyduran iki kişilik bir baraj. Adana İdman Yurdu'nda. Serbest duruş kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Barajda 3 kişi oldu. Adana İdman Yurdu serbest vuruş hazırlığı. Kaleci Diakite kalesinde dikkatli. Derya geldi topun üzerine. Ceza sahası için orta arka taraf, top dışarıda. Görüntüde Aramutu Diakite var. Kale vuruşu kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı, ön tarafta baskısı var. Top sol kanada açıldı. Ceza sahası içi oldukça kalabalık o bölge. Hızlı çıkmaya çalışıyor Adana İdman Yurdu. Sağ tarafta Eylem'in koşusu vardı. Ona doğru bir pas. Eylem topla buluştu. Kravets bölgeye yetişti. Savunmada tehlike ürünüyor. Darya Kravets. Natalya. Derya Arhan. Tek top. Savunma arkasına. Sağ kanada doğru. Aramutu Diakite kalesini terk edecekti. Vazgeçti. Aramutu Diakite. Şimdi topu uzaklaştırıyor. Sevgi'nin baskısı vardı o bölgede. Top dışarıda, taç atışı kullanılacak. Hakem şu anda oyunu durdurdu. Bir sakatlık var Adana İzman Yurdu'nda. Sağlık heyeti oyuna davet ediliyor. Değerli futbol severler. Evet, şu anda oyuncu ayağa kalktı Adana İzman Yurdu'nda. Sağlık heyeti oyun alanının kenarına yeniden yöneldi. 2-0'lık üstünlüğü var Beylerbeyi kadın futbol takımının. 58. dakika oynanıyor mücadelede. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. hafta heyecanında sizlerle birlikteyiz. Beylerbeyi YouTube kanalında değerli futbol severler. Darya Kravets. Darya. Robbins ile oynadı. Robbins kendi topunu hareketlendi. Robbins rakibiyle mücadelesi. Foul, serbest vuruş kullanacak Adana İdman Yurdu. Serbest vuruş hazırlığı. Şimdi kullanıldı o serbest vuruş.
Demet araya girdi. Şık bir topu pası. Derya. Derya'nın pası. Sevgi. Sevgi orada hareketlendi topu ancak. Offside. Endrek serbest duruş kullanacak. Adana İdman Yurdu. Reina Clemens serbest duruşu kullandı şimdi. Nasıl boş kalıyor? Demet araya girdi. Demet. Demet sol tarafa doğru pasını aktardı. Robbins hareketli. Aramatu Diakite kalesini terk etti ve topu dışarıya gönderiyor. Taç atışı kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Berivan. Berivan şık hareket. Natalya ile oynadı. İki kişiyle mücadelesi orada Sümeyra başarılı. Sol tarafa Robbins'e. Robbins rakibin üzerine gitti. Robbins şut pozisyonu, şut, top dışarıda. Robbins. Madeline Brock Robbins sol tarafa oyuna girdikten sonra hareketlilik getirdi. Ceza sahası içinde şutu. Robbins top dışarıda. Üçüncü gole yaklaştığı an Beylerbeyi kadın futbol takımının. Diakite kale vuruşunu şimdi kullandı. Ojo. Onun pası top dışarıda. Taç atışı kullanacak. Adana İdman Yurdu. Kumrunaz Yılmaz taç atışını kullanacak olan isim. Yaklaştı arkadaşlarına. Şimdi taç atışını kullandı. Sümeyra top ondan dışarıya çıkıyor. Bir kez daha taç atışı kullanacak. Beylerbeyi kadın futbol takımı ligde bu yıl aslında çok zor olanı başarıyor. Bir önceki yıl alt ligden gelip namağlup şampiyon olup sonrasında bu yıl müthiş bir iş başardı. Şampiyonluk umutları devam ediyor. Konuk ekip Beylerbeyi kadın futbol takımının. Derya sağ tarafa doğru Holly O'Neill'in önüne pasını aktarmak istedi ancak Aramatu Diakite. Topun kontrolünü sağlıyor. Holly O'Neill 98 numaralı formasıyla seyrediyoruz onu da. Karşılaşmanın 3. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. Holly O'Neill ardından ilk yarı biterken Sevgi Çınar 44. dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Beylerbeyi kadın futbol takımı hata. Ceza sahası içine doğru çevrilen top. Demet. Yerden pası. Derya Arhan ceza sahası için şut. Müthiş bir gol. Derya inanılmaz bir vuruş. Nefis bir gol. Skor 3-0'a geliyor. Derya çok iyi kapatıyor. Müthiş bir vuruş. Skor 3-0. İşte golün tekrarı ekranlarınızda. Burada Derya'nın şutu. Top ağlarda. Skor 3-0. Beylerbeyi kadın futbol takımı Adana'da güzel havanın skorun tadını çıkarıyor. Skor 3-0'a geldi. Dördüncü gol için ipleniyor. Konuk ekip savunma arkasına pas, sağ kanata topla buluşan isim orada Sevgi. Ancak bayrak havada offside. Endrek serbest vuruş kullanacak. Adana İdman Yurdu mücadelede 64. dakika oynanıyor değerli izleyenler. Derya skoru 3-0'a getirdi. 62. dakikada müthiş bir golle Aramatu Diakite'yi avlıyor. Skoru 3-0'a getiriyor. Endrek serbest vuruşu kullandı şimdi. Beylerbeyi kadın futbol takımı savunması orada dikkatli. Yapılan hareketi Hasan Uyduran. Orada bir çekme var diyor. Formasından çektiğini söylüyor Hasan Uyduran. Serbest vuruş kullanacak. Ev sahibi ekip Adana İdman Yurdu şu anda. Hasan Uyduran düdüğünü bekletiyor.
Natalya o bölgeden uzaklaştı. Serbest vuruş hazırlığı. Topun gerisinde Reyna Clemens var. Kaleye uzak bir mesafe ancak tam cepheden görüyor. 3 kişilik bir baraj. Adana İdman Yurdu'nda Ojo'da o barajın içerisinde, topun gerisinde Reyna Clemens var. Hasan Uyduran düdüğümü bekletiyor. Baraja son uyarılarda bulundu. Sevgili dikkat koşuya. Reyna Clemens geldi. Kaleye gönderdi Fatma. Tecrübesinin de yardımıyla bu topu kontrol etmekte zorlanmıyor Fatma. Aramoto Diakite. Kafayla indirilen top. Çiğdem. Fatma. Darya Kravets. Baskıyı gördü, kalecisine döndü Darya. Çiğdem. Tek top. Orada. Natalya'dan. Şimdi sol tarafa doğru Robinson koşuyoruna doğru bir pas. Aramoto Diakite. Üçüncü stoperi. Adana İdman Yurdu'nun her pozisyonda kalesini terk edip tehlikeyi önlüyor Aramoto Diakite. Holly O'Neill ara pasını aktardı. Aramoto Diakite bir kez daha kalesini terk etti. Bu topu uzaklaştırmayı başarıyor. Yine savunma arkasına pas. Ceza sahası içi. Kaleci de karşı karşıya şut. Aramoto Diakite. Berivan'ın şutun sahibi. Dördüncü gol için yüklendiği sırada Berivan onun şutunda top dışarıya çıkıyor. İki kişilik bir baskı vardı o bölgede. Sonrasında Berivan'ın şutu top Diakite'den dışarı çıkıyor. Beylerbeyi kadın futbol takımında oyuncu değişiklikleri. Akia oyuna dahil oldu. Şu anda Adana İdman Yurdu kalecisi Aramoto Diakite'nin tedavisi için sağlık heyeti oyuna dahil oldu değerli izleyenler. Köşe vuruşu kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Akia oyuna dahil oldu az önce. Şu anda Aramoto Diakite'nin tedavisi için sağlık heyeti oyun alanının içerisinde değerli futbol severler. 3-0'lık üstünlüğü var Beylerbeyi kadın futbol takımının. İlk yarıda 3. dakikada Holly O'Neill skoru 1-0'a getiren golü kaydetmişti. İlk yarı bitmeden 44. dakikada bu kez Berivan, düzeltiyorum, Sevgi sahneye çıkıyordu. Sevgi Çınar ve skoru 2-0'a getirdi. Bu golün ardından ilk yarı tamamlandı. Sonrasında 62. dakikada Derya Arhan skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. Yönetmenimiz şu anda mücadelenin içerisinde yaşanan önemli anları ekranlarınıza getiriyor. İşte az önceki pozisyon ekranlarınıza yansıdı değerli futbol severler. Burada Derya takımın 3. golünü kaydetti. Müthiş bir vuruşla Kadınlar Ligi'nde görmeye alışık olmadığımız bir vuruş. Hacivari bir vuruş. Derya'dan nefis bir gol. Alex de bu tarz vuruşları severdi. Ona da bir gönderme yapalım. Derya'nın bu golü sonrasında skor 3-0'a gelmişti. Köşe vuruşu kullanacak. Beylerbeyi şimdi yerden oynamayı tercih etti. Bekledi. Orta düşüncesi. Kaleye doğru gönderdi Diakite. Sekti top ceza sahası içi. Ancak bayrak havada offside.
Bek serbest vuruşu kullandı Adana İdman Yurdu. Orta alanda Demet topun sahibi. Demet savunma arkasına doğru topu gönderdi. Aramato Diakite bir kez daha kalesini terk etti ancak bayrak havada, offside. Sendirek serbest vuruş kullanacak. Bugün birçok kez bu tip organizasyonlarla karşı karşıya kaldık. Beylerbeyi kadın futbol takımı sürekli savunma arkasına doğru pas atıyor. Bu noktada Aramato Diakite adeta bir stoper gibi kalesini terk ediyor ve tehlikeyi önlüyordu. Birçok kez de offside bayrağı kaldırıldı karşılaşmada. Holly O'Neill, Robinson koşusu vardı. Holly O'Neill topu kontrol etti, bekledi. Rakibiyle mücadelesi. Orada bir faul var. Hasan Uydran faul düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Natalya topu aldı hemen. Düdüğümü beklediyor Hasan Uyduran. Serbest vuruş kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Sevgi var topun gerisinde. Natalya var. 3 kişilik bir baraj. Aramato Diakite kalesinde dikkatli. Natalya geldi. Orta düşüncesi. Savunmadan seken top. Sevgi'nin önünde kaldı. Sevgi bekledi. Dışarıya doğru çıkardı şimdi. O bölgede savunmada dikkatli. Demet kaleyi denedi. Onun bu vuruşu savunmada sekti top. Aramato Diakite. Pozisyonda başarılı. Adana İdman Yurdu kalecisi. Ojo. Top sekti. Taç atışını şimdi kullandı Akia. Robbins. Orada Robbins topun kontrolünü sağladı. Sonrasında rakibin müdahalesi, top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Karşılaşmada 3-0'lık üstünlüğü var. Konuk ekibin 71. dakikayı tamamladık. 72. dakikaya doğru hareketlenirken köşe vuruşu hazırlığı var. Konuk ekipte. Sevgi şimdi kullandı. Berivan. Ceza sahası için orta kaleye paralel giden top dışarıda. Kale vuruşu kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı değerli futbol severler. Şimdi kullandı Adana İdman Yurdu. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Holly O'Neill'in baskısı. Holly O'Neill rakibe baskıda bulundu. Sonrasında faulü alıyor. Adana İdman Yurdu serbest vuruş kullanacak. Grace orada faulü aldı. Serbest vuruş kullandı. Ön alan baskısı sonuç veriyor. Demet. Tek top. Adana İdman Yurdu ata. Robbins araya girmek istedi, olmadı. Akya çok iyi girdi orada araya. Topu kalecisine kazandırdı. Sonrasında orada bir faul düdüğü geldi. Serbest vuruş kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Değerli izleyenler, Beylerbeyi YouTube kanalından sizlere sesleniyoruz. Canlı olarak Türkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin heyecanını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Beylerbeyi kadın futbol takımı kıymetli başkanı sevgili Tahir Kıran'a da değerli destekler için teşekkür etmiş olalım. Beylerbeyi kadın futbol takımı atağı. Yerden çıkarıldı top. Şimdi Demet. Çiğdem. Ceza sahası içine doğru gönderdi. Berivan hareketlendi. Berivan bayrak havada, offside. Çiğdem'in pasında Berivan iyi hareketlendi o bölgeye ancak offside bayrağı havada. Endrek serbest vuruş kullanacak Adana İdman Yurdu. Şimdi o serbest vuruş kullanıldı.
Oyuna sonradan dahil olan Merve Safa Nalçacı araya giren isimdi. Merve de Akya ile birlikte oyuna dahil olmuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında kalan dakikalarda görev yapacak olan iki isim Akya ve Merve Safa Nalçacı. Taç atışı hazırlığı var. Adana İdman Yurdu'nda Kumrunaz Yılmaz kullanacak bu taç atışını. Şimdi kullandı Kumrunaz. Araya girdi ve kazandı topu Demet. Holly O'Neill'in önüne doğru pasını aktardı. Şimdi Holly O'Neill rakibe baskıya gitti. Holly ancak bu baskı sonuç vermiyor. Adana İdman Yurdu hata. Kaleci Fatma kalesini terk etti. Tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırıyor Fatma. Demet. Demet'in ara pası. Aki o bölgeye doğru hareketlendi. Sağ tarafa doğru bir pas düşüncesi. Bu pas geçmedi. Takım halinde savunmaya yerleşti Beylerbeyi. Sol tarafa. Robbins'in önüne pas. Robbins. Sol kanada açıldı. Bir kez daha offside düdüğü. Endrek serbest vuruş kullanacak. Adana İdman Yurdu. Değerli izleyenler, bu mücadelede birçok kez offside bayrağı kaldırıldı. Ve bu noktada tabii kamera açılarının da ve teknik altyapının da önemi çok büyük. Aslında tespit noktasında keşke tespit edebilsek ve offside olup olmadığı konusunda emin olabilsek, ancak birçok kez offside bayrağı kaldırıldı. Oyun yeniden hareketlendi. Robbins kafayla ileriye doğru topu hareketlendirdi. Holly O'Neill rakibiyle mücadelesi yerde kaldı. Hakem devam dedi bu pozisyonda. Savunma arkasına doğru bir pas düşüncesi ileriye doğru. Orta alanda top kapma mücadelesi var. Her iki takım futbolcularından da Akya. Oyuna sonradan dahil olan isim Beylerbeyi'nde. Topun kontrolünü sağlıyor Akya. Yardan oynadı. Top bir kez daha Akya'da. Darya Kravet. Fatma. Çiğdem. Sevgi. Sevgi. Tek top. Holly O'Neill'dan Sevgi topla buluştu. Holly O'Neill'a pasını aktardı. Holly O'Neill bir kez daha savunma arkasına doğru pas. Ceza sahası içine girdi. Kaleci kalesini terk etti. Şut. Top ağlarda gol. Berivan skoru 4-0'a getiriyor. Adana'da baharın habercisi bu güzel günde skor 4-0'a geliyor. Beylerbeyi kadın futbol takımı bahara merhaba diyor. İlk bahara kucak açıyor. Skoru 4-0'a getiriyor. Adana deplasmanında nefis bir maç. Berivan o kadar rahat hareketlendi ki o bölgeye. İşte burada Aramoto Diakite'ye cezayı kesiyor. Kalesini terk etmişti. Topu çekti. Sol tarafına doğru. Ardından şutu top ağlara gidiyor. Skor 4-0'a geliyor. Adana deplasmanında Beylerbeyi kadın futbol takımı adeta bir resital sunuyor. Bu güzel karşılaşmada skor 4-0'a geldi değerli izleyenler. 5. gol için yükleniyor konuk ekip. Taç atışı hazırlığı Beylerbeyi kadın futbol takımında. Merve şimdi kullandı. Demet geriye doğru çıkardı. Akya. Akya kendi gidiyor. Akya çok hızlı. Sol tarafta Robbins'i gördü. Robbins hareketlendi o bölgeye. Robbins ceza sahası içi çıkardı topu. Şut pozisyonu. Holly O'Neill savunmadan seken top, sonrasında uzaklaştırıyor Adana İdman Yurdu. Darya Kravets. Berivan tek top. Top sağ kanada doğru açıldı şimdi. Merve. Merve'nin pası. Ceza sahası içi. Holly O'Neill. Skor 5-0. Holly O'Neill. Kendisinin iki, takımının 5. golü. Holly O'Neill. Beylerbeyi gole doymadı bugün. Skoru 5-0'a getirdi. İşte golün tekrarı. Burada Holly O'Neill. Düzgün bir vuruş.
Top ağlarda, skor 5-0 değerli futbol severler. Adeta geçen haftanın acısını çıkarıyor Beylerbeyi kadın futbol takımı, skoru 5-0'a getirdi. Adana İdman Yurdu yeniden santrada 5-0'lık bir skor var. Orta alanda sekti top. İleriye doğru hareketlendirdi. Kafadan seken top, kafalardan seken top. Sol tarafa doğru bir pas şimdi. Robbins hareketlendi. Robbins Akia'nın önüne bıraktı. Akia. Akia kendi gidiyor. Ceza sahası içi. Akia çaprazla karşı karşıya çekti topu. Bekledi. Akia sol tarafa doğru. Robbins şut. Top ağlarda Robbins. Neler yapıyor öyle Beylerbeyi. 6-0 oldu. Yarım düzine gol gönderiyor Adana İdman Yurdu ağlarına. Beylerbeyi kadın futbol takımı. Robbins. Sonradan oyuna dahil olmuştu. Skoru 6-0'a getirdi. Beylerbeyi kadın futbol takımı Adana İdman Yurdu karşısında skoru 6-0'a getiriyor. Kenarda oyuncu değişikliği hazırlığı var ev sahibi ekipte. Aramatu Diakite. Golün tekrarı ekranlarınızdaydı. Aramatu Diakite oyun alanının kenarına gelecek. Selma Aydın oyuna dahil olacak. Yedek kalecisi Selma oyuna dahil oluyor. Aramatu Diakite aslında haklı ve onurlu mücadeleleri için kıymetli Adana İdman Yurdu camiasını da tebrik etmek gerekiyor. Tabii bir kalecinin en çok üzüleceği, zorlanacağı anlardan biri. 6 gol kalesinde gördü. Teknik direktörleri de şu anda yedek kalecisi Selma'yı oyuna dahil etti. Selma Aydın oyuna dahil oluyor. ...6-0... skor Beylerbeyi Adana deplasmanında adeta bir resital sunuyor değerli futbolseverler. 7. gol için yükleniyor. 82. dakikadan çıkıp 83. dakikaya doğru hareketleniyoruz. Adana İdman Yurdu hata. Merve o bölgeyi kapattı. Merve. Merve yerden pası sağ kanada doğru. Robinson koşusu vardı. Holly O'Neill'da o bölgede. Ceza sahası için çevrilen top boşta kaldı. Savunmada uzaklaştırıyor Adana İdman Yurdu. Akia geldi o bölgeyi kapattı. Akia. Darya Kravets. Natalia. Top yükseklik kazandı. Sonrasında Demet araya girme çabası içerisinde o bölgede Çiğdem savunmasında kalecisi Fatma'yı oynuyor. Darya Kravets. Çiğdem. Mehmet. Fatma. Gönder yerine. Natalya ile oynadı. Çiğdem. Yeniden topun sahibi. Geriye şimdi kalecisi Fatma'ya. Fatma Darya Kravets. Robbins yaklaştı o bölgeye. Darya Kravets. Bir kez daha top onun ayaklarında. Darya geri oynadı. Kalecisi Fatma'ya. 6-0'lık bir skor var. Adana deplasmanında Beylerbeyi kadın futbol takımı tam yarım düzine gol gönderdi. Adana İdman Yurdu ağlarına. Medik, medik, medik.
Natalya. Sol tarafa doğru. Akia. Akia kendi gidiyor. Akia bayrak havada, offside. Anastasia Akia. Direkt serbest vuruş kullanacak. Ojo'yla Adana İdman Yurdu değerli futbol severler. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde heyecan artık son haftalara yaklaşınca daha da artmaya başlıyor. Beylerbeyi Kadın Futbol takımının şampiyonluk hayalleri, şampiyonluk umutları. Bakalım son haftalara kalacak mı? Nefis karşılaşmalar var ligde. Son 8 hafta adeta nefes kesecek. Bizler de bu maçların heyecanını Beylerbeyi YouTube kanalından sizlere elimizden geldiğince aktarmaya çalışacağız. Sol tarafa doğru pas şimdi Robbins. Robbins hareketlendi. Rakibin üzerine gitti. Kayarak bir müdahale. Robbins ayakta kalmayı başardı ancak bu topu kaybediyor. Sonrasında top kaleci Fatma'ya kadar geldi. Merve dönmek isterken kaptırdı topu. Merve'ye yapılan hareket, orada faul. Serbest vuruş kullanacak Beylerbeyi. Darya Kravets. O'Neill hareketlendi. Onu düşündü ancak top geçmedi. Kenarda dördüncü hakemin işareti var. Oyuncu değişikliğini işaret etti ancak oyun yeniden hareketlendi. Orta hakem daha sonra yapılmasını istedi bu değişikliğin. Adana İdman Yurdu hata. Merve savunmasında yerleşti Beylerbeyi. Sol taraftan orta hazırlığı ancak hakemin eli havada, offside. Endirek serbest vuruş hemen kullandı Beylerbeyi Kadın Futbol takımı. Karşılaşmada 87. dakika bitir, 88. dakikaya doğru ilerliyoruz. Savunma arkasında doğru bir pas. Orada o bölgede Sevgi'nin pası, Demet. 7. gol şansı, Demet geçti rakibini, boşta kaldı. Robbins top dışarıda. Robbins 7. gol için yüklendiği anda Demet rakibini geçmeye çalıştı. Şutu Robbins'in ancak top dışarıda. İdman Yurdu hata, savunma arkasına doğru bir pas. O bölgede savunmada Darya Kravets araya girdi ve topu takımına kazandırıyor. Merve bir kez daha ayak koymak istedi. Darya Kravets savunmada hata yapmıyor Beylerbeyi. Sevgi, Sevgi şut, kaleci Selma. Aramoto Diakite'nin yerine oyuna dahil olmuştu Selma. İşte burada Sevgi'nin şutu, Selma topun kontrolünü sağlıyor. Adana İzman Yurdu'nda bir sakatlık var. Şu anda sağlık heyeti oyun alanının içerisine dahil oluyor değerli futbol severler.
Yani şunu da belirtmem gerekiyor. Beylerbeyi kadın futbol takımının maçlarını kıymetli duayen sevgili Emre Tilev seslendiriyordu. Bizler bu maçın yayını için sizlerle birlikteydik ancak sesteki teknik problemden kaynaklı sevgili Emre Tilev'le olan bağlantımızı bir türlü gerçekleştiremedik. Bunu da buradan Beylerbeyi YouTube kanalından samimiyetle aktarmakta bir zarar görmüyorum açıkçası. Ancak yayını kurtarmak adına şu anda mücadelenin başından bu yana maçı anlatmak durumunda kaldım. Beylerbeyi kadın futbol takımının 6-0'lık üstünlüğü var. Sevgili Emre Tilev'e de buradan bu teknik hatadan dolayı bir kez daha özür dileyelim. Kıymetli sesinden Beylerbeyi kadın futbol takımı taraftarını, Beylerbeyi spor camiasını mahrum bıraktığımız için elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karşılaşmada artık son anlar oynanıyor değerli futbol severler. Artı 4 dakikalık bir uzatma var mücadelede. En az 4 dakika daha bu keyifli karşılaşmayı seyredeceğiz. Savunma arkasına pas, ceza sahası için kaleciyle karşı karşıya şut. 7 oldu. 7 oldu. Beylerbeyi kadın futbol takımı Berivan'ın kaydettiği golle skoru 7-0'a getiriyor. Berivan skoru 7-0'a getiren golü kaydediyor. Selma da Aramoto Diakite'nin ardından gollerden nasibini alıyor. Skor 7-0 oldu. Adana İdman Yurdu Ata. Yerden pas. Ceza sahası için savunmada dikkatli Beylerbeyi. Orada bir elle oynama. Hemen kullandı Beylerbeyi kadın futbol takımı. Solda Robinson koşusu vardı. Demet'in önüne pas. Demet kaleciyle karşı karşıya 8. gol için geliyor. Demet 8-0. Demet skoru 8-0'a getiriyor. Demet Kılınç kaleciyle karşı karşıya skor 8-0. Golün tekrar ekranlarınızda. İşte burada Demet. Sakin. Bekledi. Top ağlara gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Demet 8. golü kaydediyor Beylerbeyi adına. Adana deplasmanında müthiş bir mücadele. Beylerbeyi kadın futbol takımı adeta lige bir mesaj veriyor. Bu yarıştan kopmayacağım der gibi. Bu yarışın son haftaya kadar içinde olacağım der gibi bir mesaj veriyor. Skor 8-0. 9. gol için geliyor Beylerbeyi. Aki hareketlendi. Berivan hareketlendi. Kaleci Selma kalesini terk etti ancak. Orada bir düdük var. Endirek serbest vuruş kullanacak Beylerbeyi kadın futbol takımı. Bu mücadeleye çıkarken geçtiğimiz hafta oynanan Ataşehir Belediyespor mücadelesinin adeta bir rövanşını alıyor. Kendi içerisinde, kendi yapısında skor 8-0 değerli izleyenler. Akia. Darya Kravets. Çiğdem. Selma. Baskı var orada. Robbins'in baskısı. Rakibiyle mücadelesi Robbins. Son anlar olmasına rağmen Robbins mücadeleyi bırakmıyor. Beylerbeyi mücadeleyi bırakmıyor. Skor 8-0 değerli futbol severler. Beylerbeyi YouTube kanalında canlı yayında sizlerle birlikteyiz.
Yüksel Kadın Futbol Süper Ligi'nde 23. haftanın heyecanında artık son anlar. Adana deplasmanında Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Bahar'a merhaba dedi. Çukurova'nın bu güzel şehrinden, Adana'dan taraftarına kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu ümitler gönderiyor. Şampiyonluk adına Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı serbest duruşu kullandı. Adana İdman Yurdu şut pozisyonu ceza sahası için Merve uzaklaştırıyor topu. Sevgi ve Hasan Uyduran karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor değerli futbol severler. Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı Adana deplasmanından 8-0'lık bir galibiyetle dönmeyi başarıyor. Nefis bir mücadelede, böylesine güzel bir deplasmanda galip gelmeyi başarıyor Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı. Adana İdman Yurdu Başkanı sevgili Metin Taylancı'ya ve kıymetli futbolcularına, kıymetli ekibine, takımına bu haklı ve onurlu güzel mücadeleleri için, bu lige değer kattıkları için teşekkür etmiş olalım. Diğer bir taraftan Beylerbeyi Kulübü Başkanı sevgili Tahir Kıran'a, kadın futboluna olan kıymetli desteklerinden dolayı ona da teşekkürü bir borç biliriz. Diğer bir taraftan bu yayının sizlere ulaşmasında değerli emekleri olan sevgili yönetmenimiz Nedim Erken'e, kameraman arkadaşlarıma, değerli direktörümüz sevgili Cüneyt Yalın Kılınç'a ve sonrasında büyük duayen ustamız, her şeyimiz sevgili Emre Tilev'e sonsuz sevgilerimizi gönderiyoruz. Yayındaki teknik aksaklıklardan dolayı bir kez daha kendilerinden özür dileyelim. Türksel Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. hafta heyecanında sizlerle birlikteydik değerli futbolseverler. Skoru bir kez daha aktaralım. Adana İdman Yurdu 0, Beylerbeyi Futbol Kulübü 8. 8-0'lık bir galibiyetle Adana deplasmanından dönüyor Beylerbeyi Kadın Futbol Takımı. Ben Selim Gezer, bu mücadelenin anlatımında mikrofondaydım. Herkese mutlu günler, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.